Merhaba arkadaşlar. WinGV derleyicisinin Windows'a nasıl kurulacağını ve basit bir C++ programının konsoldan nasıl derleneceğini göstereceğim. Önce Google Chrome tarayıcısını açıp buradan WinGV yazalım. Ve burada SourceForge sitesi var. Buradan bu SourceForge sitesine girelim. Ve Download kısmına tıklıyoruz. Birkaç saniye içerisinde dosya inmiş olacaktır. Ve bu inmiş olan dosyayı açalım. Tarayıcıyı kapatabiliriz. Evet, bu açılan pencereden Install butonuna basıyoruz. Burada işletim sisteminin olmadığı bir dizine yüklemekte fayda var. Dolayısıyla bunu değiştirip deyip D'ye alıyorum. Ve tabi burada D'nin içerisinde yeni bir klasör oluşturacağım. İsmi mingv şeklinde. Ve bu mingv içerisinde bu şekilde ayarlamış olacağız. Continue diyorum ve gerekli paketleri şu an indirmeye başladım. Araçta 113'ünü yüklemiş diyoruz ve buradan Continue'ya basıyoruz. Ve bu şekilde kurulum ekranını ayarlayacağımız bir pencere geliyor. Farklı diller de buradan kurulabilir ama bizim burada ihtiyacımız olan aslında G++, GCC dediğimiz şöyle tıklayıp burada Make for Installation kurulum için seç diyoruz ve buradan belki MinGV Base kısmını da seçmemiz yeterli olur. Bu ikisini seçtikten sonra şurada sol tarafta Installation var. Burada Apply Change butonuna basıyoruz ve daha sonra da Apply'a basacağız çıkan pencereden. Ve şimdi de bunları kütüphanelerini indirecek. Başlık dosyaları, kütüphaneleri ve gerekli olan dosyaları göstermiş olduğumuz D dizinin içerisindeki MinGV klasörün içerisine indirmiş olacak. Evet, kurulumun tamamlandığını görüyoruz. Burada pencereyi close diyoruz. Bunu da artık kapatabiliriz. Ve bunu kontrol için D dizinine geldiğim zaman bakın WinGV'nin kurulu olduğunu görüyorum. Bu şekilde klasörlerin oluşmuş olması lazım. İşte Win klasörü içerisindeki exe'lerin gelmesi lazım ve bizim kullanacağımız G++, C++ kodlarını derlemek için bunun burada oluşmuş olması lazım. Tabii bizim konsoldan çalışabilmemiz için işte burada başlatı tıklayıp CMD yazalım ve G++ yazalım. Bu şekilde bir hata alacaksınız. Çünkü pet değişkenleri ayarlanmadığı için. Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Konsolu kapatalım. Bilgisayarıma ters tıklayıp özellikler kısmına geliyorum. Ve bu özellikler kısmında gelişmiş sistem ayarları var. Buna tıklayacağım. Ve açılan pencerede ortam değişkenleri var. Ortam değişkenleri açtıktan sonra altta sistem değişkenlerini görüyorsunuz. Burada pet değişkeni var. Bu pet değişkenine düzenle diyoruz. Şimdi bu tabii eğer Windows 7 falan kurulduysa sizde burada böyle satır satır değil de hepsi tek bir satırda noktalı virgülle ayrılmış şeklinde gözükecektir. Bir noktalı virgül daha ekleyip sonuna pet'i ekleyebilirsiniz. Burada işte o bin klasörünü neredeyse tam yolunu buraya eklememiz lazım. Ben de buraya yeni diyorum ve yeni neydi? D iki nokta üst üste min gv şeklinde ve bin klasörünü bu şekilde eklemiş oluyorum. Daha sonra tamam. Tamamlara basıp bunda da tamam basıp bu pencereyi de kapatıyoruz. Tekrar buradan CMD yazıp konsolu açtığımız zaman G++'da böyle bir hata alıyorsanız artık pet değişkeni doğru bir şekilde tanımlanmış demektir. G++'ı görüyor. Fakat bir girdi dosyası yani bir C++ kaynak dosyası vermediğimiz için derleyemiyor. Diyelim ki masa üstünde basit anlamda bir tane işte program nokta C. Bu arada tabii bunların uzantıları şu an görünmüyor. Uzantılarını göstermek için şurada görünüm kısmını açabiliriz. Ve burada dosya adı uzantılarını göster diyorum. TXT olan şeyi silip buraya CPP yazacağım. Ve C++ oluşturmuş oldum. Bunu Notepad++'ı düzenle diyeceğiz. Edit with Notepad++. Ve mesela işte buradan basit bir C++ kodu yazalım. Evet, burada atıyorum mesela bu şekilde merhaba yazdık.
ve bunu kaydettim. Kaydettikten sonra masa üstüne gelelim. Change Directory Desktop dedim. Ve G++ çizgi output ismi ne olsun? Mesela yine program olsun ve neyi derliyorduk? Program.cpp'yi derleyeceğiz. Evet, bu şekilde yaptığım zaman nedir? Mesela burada cout'u görmüyor çünkü alan uzayını da eklememiz gerekiyor. Using namespace std'yi de ekleyelim. Yoksa hepsinin başına std ifadesini yazmamız gerekecek. Evet, böyle eğer herhangi bir hata yoksa burası boş bir şekilde gelecektir. Artık program exe masa üstünde oluştuğunu görebiliyoruz bu şekilde. Merhaba sonucunu. Evet, başka bir videoda görüşmek dileğiyle.